Herkese merhaba arkadaşlar. Üçüncü ünite konularına bugün başlıyoruz. Describing cooking process kelimelerine bakacağız. Yemek pişirme safhasında kullandığımız bizim bazı özel kelimelerimiz var. Hatta bazı yerlerde bunlar için tekerlemeler uydurulduğu, baş harflerden işte cümlelerle kodlamalar yapıldığı görülür. Ama onlara gerek yok. Çünkü çok basit bir içeriği var. Şimdi baktığımız zaman first ilk olarak, second ikinci olarak demek. Then, next ve after that'in anlamları birbirine yakın. Then daha sonra, next bir sonraki adım, after that bundan sonra demek. Ama üçü de birbirinin yerine kullanılabilir. Oraya geleceğiz. Finally ise son olarak demek. Şimdi burada yanına yıldız koyduğum first, finally ve second yerleri değişmez. Çünkü first'ün yeri birinci sıra. Başka bir yerde kullanamayız. İkinci aşamada, üçüncü aşamada kullanamayız. Second'ın anlamını ikinci demek. Başka bir yerde kullanamayız kesinlikle. Then, next, after that'te herhangi bir yıldız görmüyorsunuz. Şimdi burada bunları eksiltili olarak kullanabilirler soru içerisinde. Yani then, next, after that'ten sadece bir tanesini, iki tanesini veyahut da üçünü birden görebiliriz ve sıralarını karışık görebiliriz arkadaşlar. Birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Finally ise son olarak demek olduğu için son sıradan başka hiçbir yerde kullanılamaz. Eğer bir size karışık bir soru verilip bunu doğru sıraya sokun denildiyse first'ü başa, finally'yi sona yazabilirsiniz. Ayrıca second'ın da yeri ikinci olarak olduğu için onu da ikinci sıraya yazmamız kesinlikle doğru olacaktır. Yanına bir soru işareti koyduk. Neden? Çünkü yanına koyduğumuz bu soru işaretinin sebebi şu. Second olmadan da anlatım yapabiliriz. Yani first'ten sonra direkt then, next, after that'ten herhangi bir tanesini tercih edebiliriz arkadaşlar. Bunları gördüğümüz zaman bir yemeğin sıralamasının yapıldığını, cooking process veya how do you cook it sorularının cevaplarının cevaplandığını, açıklandığını görebiliriz. Şimdi bunlarla ilgili nasıl soru gelebilir? Bunlarla ilgili şöyle bir soru gelebilir. What is the step before blah blah blah? İşte şundan önceki adım nedir? İşte anlatım sırasında bulacağız, öncekine gideceğiz. What is the step after blah blah blah? Bulacağız o adımı, ondan sonraki adıma geçeceğiz. Böyle sorular görebiliriz. Karışık verilmiş bir metnin doğru sıraya sokuluş halini görebiliriz. Soru çeşitlerine baktığımız zaman bunlarla ilerleyebiliriz arkadaşlar. Ayrıyetten bunlarda nasıl tür cümleler kullanıyoruz? Arkadaşlar genelde bunlardan sonra biz emir cümleleri kullanıyoruz. Yani nasıl? Hemen şu noktaları silelim. Emir cümlesi demek arkadaşlar kişisi, öznesi olmayan, direkt fiille başlayan bir cümle demek. Giving instructions diye geçebilir bazı kaynaklarda. Şimdi biz burada nasıl cümle kullanacağız? Mesela first chop the onions. Arkadaşlar bakın. Bu bir emir cümlesi. Chop the onions. Doğra. Bu bir fiil. Fiille direkt başlar emir cümleleri. Bunları olumsuz yapma etme muhteviyatında kullanılacaksak da second don't wait till it is late. Çok geç olana kadar bekleme, gecikene kadar bekleme. Böyle bir emir cümlesi verilmiş. Bakın başında bu sefer ne var? Don't var. Yani yapma, etme şeklinde olumsuz yapıda bir emir vereceksek de cümlenin başında don't kullanacağız. Emir cümlelerini bir kez daha tekrarlıyoruz bunlara sırası gelmişken. Fiille başlarlar. Eğer yapma, etme, dur diyecekse de neyle başlayacak arkadaşlar? Don't'la başlayacak. Bunların muhteviyatı bu kadar. Herhangi bir özne ile falan filan başlamayacaklar. Direkt fiille başlayacaklar. Videomuzun birinci kısmı bu kadardı. İkinci kısımda görüşmek üzere.